Vallahi annem torun ben yeğen diye başının etini yiyoruz ama tık yok. Vallahi Müzmin bekar olacak diye korkuyoruz, ne yalan söyleyeyim. Biliyor musun? Nenem bana kurşun dökmeyi öğretmişti. Ben diyorum ki alalım bir gün Ali'yi karşımıza. Şöyle güzelce bir kurşun dökelim. Şu bağlanan basiretini bir açalım diyorum ha. Pijamalarım nasıl olmuş? Yakışmış mı? Nenem mi? Annen öldüğünde, baban sizi bırakıp gittiğinde çok zor bir çocukluk yaşadığını sanıyordum. Benim için hayatta en büyük zorluk nenemle yaşamaktı. Huysuz ihtiyarım biriydi. Düşünsene, o zaman küçük bir çocuğum. Annem yok, babam yok. Sadece nenem ve ben. Altın gibi bir kalbi vardı ama. Allah rahmet eylesin. Annemin ölümü onu çok değiştirmişti. Abine hediye aldığım bıçağı gördün mü? Gelince ona hediye edeceğim. Ama koyacak şık bir kutu bulamadım. Bıçak mı? İşte abinin o meşhur doğa yürüyüşlerinde lazım olur diye almıştım. Yılan yakalayıp yesin diye. Nenem de hep böyle yapardı. Alman malı. Abim her şeyin Türk malı olmasını ister. Özellikle silahların. Bilmiyor muydun? Biz abinle hiç silahlardan bahsetmeyiz. Benim anti-militarist olduğumu bildiğinden herhalde. Neyse. İyi oldu söylediğin. Ben o zaman yarın Eminönü'ne gideyim. Orada yeni ve yerli bir bıçak bakayım abine o zaman. Hı? Yatsam iyi olacak. Yarın ilk iş günüm, geç kalmayayım. İyi geceler. Sedef, sabah beni de şehre bırakır mısın? Tabii ki bırakırım. İyi geceler. İyi geceler. Sen mühendisliği nerede okumuştun? Almanya'da. 12 yaşımdan beri oradaydım. Türkçen çok iyi. Ya. Almanya'da okumana rağmen, Bulgaristan'da doğmana rağmen. Vallahi çok başarılı, bravo. Evet. Umarım bir daha geri dönmem. Çünkü benim asıl vatanım burası. Önce abin, şimdi de sen. Aile sıcaklığını da sizde buldum. Bunu tüm kalbimle hissediyorum. Umarım her şey gönlüne göre olur. İyi geceler tekrardan. İyi geceler.